hayırlısı olsun diyelim. Güzel bir klip çekimi oluyor. Hemen evet. Dinleyelim sizden klip çekiminin detaylarını. Klip çekimleri çok aslında eğlenceli geçti. Gerçekten Vilma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği destekten dolayı. Kendisiyle Almanya'dan geldiği için çok güzel bir proje atma kararı aldık. Kendisi de performansıyla bildiğiniz gibi çok göz doldurdu. Çok memnunuz. Şu anda çok güzel gidiyor her şey. Benim üçüncü albümüm ve çok başarılı gidiyoruz şu anda. Ben de çok mutluyum Vilma geldiği için. Biraz hareketli bir klip galiba. Biraz içeriğinden bahsedebilir misin? Evet. Yani içeriği şöyle oldu. Biz besteyi çok araştırdık. Güzel bir beste bulduk. Aranjesi uzun bir zaman süre aldı. Tabii ki bunun klibi montajı gayet uzun sürüyor bildiğiniz gibi. Kolay işler değil. Biz de çok zahmet verdik. Yaz parçası olsun istedik. İnsanları benimsesin, gerçekten dinlesin istedik, eğlensin istedik. O yüzden de böyle bir parçada karar kıldık. Gayet eğlenceli, güzel bir parça. Umarım halkımız da çok beğenir bu parçayı. Single geliyor galiba. Evet, single. Tek parçalık olacak. Hareketli bir parça. Umarım halkımız çok beğenir. Yani çok mutlu olduk biz de. İnşallah onlar da beğenirler. Peki Vilma Hanım'ın da sizinle aynı ülkeden olması, Almanya'dan geliyorsunuz. Tabii ki. O da çok... Almanca konuşuyoruz, Türkçe konuşuyoruz. Aynen, çok eğlenceli geçti. Yani kültürlerimiz aslında tam yani her iki ülkeden olduğu için çok iyi bir kimyamız var. Aynen. Vilma Hanım, sizin için nasıl geçiyor Türkçe? Güzel geçiyor. Bir konserde tabii ki çok, yani parçası çok beğendim. Hem de prodüksiyon, yani çok ünlü bir yapımcı burada bu prodüksiyonu düzenliyor. Yani müthiş bir prodüksiyon, her şey son derece profesyonel ve yani ben de zaten müzik çok seviyorum. Hayatım zaten artık yani video, biliyorsunuz. Yani her yerde videolar, işte şeyler, çekimler. Onun için bence çok renkli ve yani tam yaz parçası. İşte kulüplerde çalacak, işte böyle yaz festivallerde çalacak bir parça. Peki Vilma Hanım, siz de yarın öbür gün, yani ileriki günlerde şarkı çıkarmayı düşünür müsünüz? Bir albüm yapmayı, single yapmayı düşünür müsünüz? Birkaç klip de daha oynadım. Aslında şimdi evet, ben de müziği bayağı bir takırdım. Zaten hep müzik çok seviyordum. Benim birkaç tane evet böyle parçalarım var. 5 yıldan biri böyle çekmecede duracak parçalarım var aslında. 5 yılda hiç çıkartmadım. Evet. Ben onu ağzını böyle biri çaldırıyorum, diyorlar ay sen bunu hemen bir çakartman lazım, hemen bir çaldırman lazım, ben diyorum ama utanıyorum falan, şey yapamıyorum. Onun için tabii ki şimdi böyle yani müzisyenlerden, yani şarkıcılardan böyle onlarla birlikte projeler imza atmak bana çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de bu şekilde böyle müziği biraz daha görmüş olacağım. O çekmecede duranlar sizin besteleriniz mi? Evet. Benim sözüm, Türk benim. Türk mü, yabancı besteler? Almanca mı, Türkçe mi? O bir tanesi, yani İngilizce var, Türkçe var, Almancası var, karışık da var. Evet. Peki o kadar ekranlara çıkan bir yüzsünüz, bir isimsiniz. Niye utanıyorsunuz sahnelere çıkmaya mesela? Çünkü bu yani oyunculukta hiç utanmam. Yani o benim her şeyim yani. Ama müzik de benim için yeni bir, bence müzik çok yani ruhundan çıkan ses. Yani bu çok ince ve çok yani çok duygusal bir şey. Onun için ben orada galiba biraz utanıyorum. Siz biraz gaza getirirsiniz herhalde bu arada. Belki yapınca bir düet de gelir. İnşallah, neden olmasın. İster misiniz Vilma Hanım'ın bestesini okumak mesela? Kesinlikle, neden olmasın. Peki Vilma Yıldız Türkiye'de en çok hangi sanatçıyı takip ediyor? Ben dinliyorum. Öyle bir şey yok galiba. Türkçe mesela. Yani ben çok fazlasını seviyorum. Yani sabah başka şarkı, hepsini dinliyorum, biliyor musunuz? Ben mesela şeyi seviyorum, uzun araba yolculukları, biri böyle arabesk ya da böyle çok böyle tam doğudan gelen müzikleri, bu sıcak, sıcaklık hissettiren şarkıları çok seviyorum. Arabeskte sevdiğin en iyi şarkı? Ya mesela böyle mırıldandığın bir şarkı var mı? Arabesk. Arabesk. Bana yardım etsene. Çok var. İbrahim Tatlıses. Tabii onu Serkan tabii ki Kaya. Çok severim. Birçok kez tanışma fırsatım oldu, konuşma fırsatım oldu. Çok değerli. Hangisini dinliyorsun? İbrahim Tatlıses'in favori şarkısı. Sizin için olan. Söylesene. Çok var, yalan var. Çok var, yalan mesela. Çok güzel. Gayet güzel. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, çok teşekkürler.